ÇEDES projesi başından beri, ilk protokoller oluşturulduğundan beri bunun olumsuz sonuçlarına biz eğitim sen olarak değiniyorduk. Buna dair yaptığımız eylem etkinlikler de var. Son basına yansıyan işte mezar başında ağıt yakma sabır değerleri adı altında, işte daha öncesinde yapılmış olan Kabe maketi çevresinde şeytan taşlama. Yani bütün bunlar, bu tarz faaliyetler bir kere çocukların psikolojisini çok olumsuz etkilemektedir. O yaş çocuklarının böyle bu tarz şeylerle yüz yüze gelmelerinin psikolojileri üzerinden olumsuz sonuçlar yaratacağı muhakkaktır. Ne yazık ki ÇEDES birçok alanda, yani sadece bu iki örnek değil, bunun dışında işte camiye çocukların namaza toplu olarak sabah namazına götürülmesi, dini konferanslara götürülmesi gibi farklı farklı etkinlikler yapılmaktadır. Yine buna benzer, yine ÇEDES kapsamında olmamakla birlikte aynı amaca hizmet eden genç gönüllüler, çocuk gönüllülerle buluşuyor projesi var. Bizim şubemizin dahilinde Sarıyer'de de var, pilot ilçelerden biri. Bu da yine aynı benzer bir işlevi yerine getirmektedir. Burada da işte çocuklarımız ders çalıştırma adı altında hafta sonları camide toplanmakta. 3. ve 4. sınıf öğrencileri üniversite öğrencileri tarafından ders çalıştırma adı altında, daha sonra dini sohbetler vesaire. Ya bütün bunlar sonuçta çocukları dini, sadece dini ve manevi değerlerle kuşatmak, çocuğun asıl alması gereken o bilimsel eğitimin almasını önleyen, çocuğun gelişimini önleyen, çocuğun sağlıklı gelişimini önleyen ne yazık ki Milli Eğitim tarafında yapılan uygulamalardır. Bunların olumsuz sonuçları olmaktadır. Bu yaş çocukları daha soyut, somut düşünmektedirler. Dolayısıyla soyut bir takım kavramlar, soyut bir takım değerler çocuklar üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir. Yani bir de işin tabii bu ideolojik kısmı var, ideolojik boyutu var. ÇEDES'in özellikle ve ÇEDES öncesi değişik protokoller de zamanında yapılmıştı. Bu protokollerin temel amacı eğitimi dinselleştirmek, İşte daha önce ifade edilmiş olan kindar ve dindar ve sorgulamayan bir nesil yetiştirmek. Bu yaklaşık 20 yıllık eğitim politikasının, siyasal iktidarın geliştirmiş olduğu eğitim politikasının adım adım öteden beri uygulanıp işte bugüne gelmiş son halidir. Bunların çocuk eğitim üzerinden, gençlerimiz üzerinde çok olumlu etki yaratmadığını uluslararası ölçümlerden de anlıyoruz. Yani uluslararası ölçümlerde de çocukların içinde bulundukları düzey ne yazık ki en altlarda. Okuduğunu anlama, matematik, fen vesaire gibi konularda ne yazık ki en altlarda. Ayrıca yine benzer, hep birbirini tamamlayan unsurlar bunlar. İşte müfredat değişikliği var. Müfredat değişikliğinde de yine benzer şekilde işte evrim teorisi yerine yaratılış teorisini öne alan, daha çok dini kavramları öne alan ve işte milli manevi değerler adı altında dini eğitimi biraz daha kurumsal hale getiren uygulamalar ne yazık ki var. Önümüzdeki dönemde bu müfredat değişikliği de biraz daha kurumsallaşacağı benziyor. Bizim tabii, yani bu siyasal iktidarın yapmak istediği bu. Bizim de buna karşı yürüttüğümüz bilimsel demokratik ana dilinde eğitim, laik ana dilinde eğitim mücadelesi var. Biz bulunduğumuz alanlarda bu dinsel eğitimin, laik eğitime aykırı olan bu eğitimin gerçekleşmemesi için her türlü işte çalışmalarda bulunuyoruz. Velilerimize çağrıda bulunuyoruz. Öğrencilerimizin dahil olmaması için çalışmada bulunuyoruz. Ve buradan da bir daha velilerimize tekrar bir çağrı yapmakta fayda var. Yani bu tarz çalışmalar gönüllülük esası üzerine yürüyen çalışmalardır. Çocuklarını özellikle ÇEDES ve benzeri kapsamda yapılan faaliyetlere dahil etmemelerini bekliyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın da bu çalışmalara dahil olmamasını istiyoruz. Bu amacı belli. ÇEDES esasında geniş bir projedir. İçinde birçok işte olumlu değer de konulmuş. Ama burada uygulamada daha çok dini değerlerin öne çıkarıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu şekliyle eğitimin dinselleştirmesine hizmet eden bir projedir.